Manşete hoş geldiniz. Bugün 17 hazir 17 Kasım. 18 Haziran'da normal vaktinde seçim yapılırsa seçimlere neredeyse tam 7 ay kaldı. Ve öyle bir sürece girdik ki artık gelişmelerin siyasi gündemi belirlediği ve siyasi gündemden bağımsız yorumlanamayacağı bir evre. Hemen her hadise ve olay artık bununla yorumlanacak ve bunun yaklaşan seçimleri nasıl etkileyeceği esasen seçimden ziyade Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki rotasını nasıl belirleyeceği söz konusu. Buna kafa yoruyoruz herkes gibi. Manşetin gündemine geçmeden önce lütfen yayınları beğenmenizi, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Gücümüzü sadece ve sadece sizden alıyoruz ve sizin desteklerinizle yayınlarımızı sürdürüyoruz. Siz desteğe devam ederseniz biz de devam edebiliriz. Manşetin gündeminde neler var? Manşetin gündeminde istiklaldeki olay var. Ve bu olay belli ki artık sonraki günlerde de siyasetin şekillenmesine yol açacak. Yani sadece o olayın aydınlatılması, bütün failleri ve arkasındaki unsurlarıyla açıklığa kavuşturulması kadar bundan sonraki Türkiye siyaseti ve Türkiye siya siyasetinin yürüyeceği yol konusunda da belirleyici olacak. Yani gözler bir yandan altılı masada olacak, bir yandan iktidarın hamlelerinde olacak. Bir yandan bu ve buna benzer olayların olup olmayacağında olacak. Bir yandan Edirne'de Selahattin Demirtaş'ta olacak, bir yandan İmralı'da olacak. Bir yandan da Türkiye'nin güneydoğusunda ve özellikle sınırların ötesinde Kuzey Suriye'de özellikle Kuzey Suriye'deki gelişmelerde ve Kuzey Irak'taki gelişmelerde olacak. Elbette Ukrayna'da devam eden savaş ve değişen dünya dengeleri içerisindeki Türkiye'nin yeri de önemli. Devlet şüpheliyle bağlantısı çıkan MHP'li için neden seferber oldu? Bu bir MHP'li meselesi değil. Bu esasen e, devletin nasıl partileştiği, partinin nasıl devletleştiği ve iktidarın nasıl her yeri tuttuğunun da göstergesi. Evet devlet pazartesi günü konuştu fakat istiklaldeki olay salı, çarşamba, perşembe eskisi gibi konuşulmuyor. Eskisi gibi yeni bilgiler ortaya çıkmıyor. Neden? Buna bakacağız. Ve elbette Endonezya'ya gideceğiz. Bali'de G20 zirvesi toplandı ama zirvenin içinde daha mühim bir zirve bir masa etrafında buluştu. Biden'ın önderliğinde Amerikan başkanı ve o toplantıya, o masaya Erdoğan davet edilmedi. Türkiye kapıda bırakıldı. Neden? Bunun nedenlerine bakacağız. İmamoğlu'nun Akşener'in jestini nasıl gördüğüne bakacağız. Masadan son derece enteresan öneriler ve altılı masadan son derece enteresan öneriler ve Haziran seçimi ardından daha erken alınırsa daha erken nasıl bir Türkiye öngörüyorlar? Bununla ilgili bir takım maddeler ortaya çıktı. Buna bakacağız. İstanbul'da iki ilçede Ortalama kira ücretleri 20 bini geçmiş. Buna bakacağız. İlçe ilçe de tabloyu ekrana getireceğim. Dilerseniz başlayalım ve önce Endonezya'daki bu yuvarlak masa toplantısına gidelim. Bu masada G7 liderleri var. NATO liderleri var. Avrupa Birliği liderleri var. Fakat Türkiye yok. Şimdi G7 liderleri Yılın her yıl e, belli bir periyotta toplanıyor. Kanada var, Fransa var, Almanya var, İtalya, Japonya var. İngiltere var ve Birleşik Devletler, Amerika var. Şimdi bu masada bu ülkelerin hemen tamamı var. E, Japonya da e, bu sıfatla orada. Yani G7 üyesi olduğu için orada. Ayrıca İspanya ve Hollanda liderleri de var. Fakat Türkiye lideri yok. Şimdi soru şu. Bu yuvarlak masa toplantısı neden ortaya çıktı? Bu yuvarlak masa toplantısı Polonya sınırında, Ukrayna-Polonya sınırında sınırın hemen içindeki bir kasabaya füze düşmesi ve bu füzeden dolayı iki çiftçinin veya köylünün ölmesi, hayatını kaybetmesi üzerine bu zirve toplandı. Neyse ki korkulan olmadı ve karşılıklı açıklamalar, yumuşak açıklamalar bu füze bir anlamda yani hangi füzelerin düştü faili meçhul gibi kaldı ama önce Rusya dendi sonra Ukrayna füzesi dendi. Ee, ilk gelen açıklamalar Rus e, S-300 savunma sistemi füzeleri olduğu söylendi ki S-300 bir savunma sistemi olduğu halde nasıl acaba o Polonya'nın o, Polonya o na ateş etti veya e, hedefledi. E, çünkü savunma amacıyla kullanılan füzeler saldırı amacıyla kullanılmaz. Sonra NATO'dan yapılan açıklamalar bunun bir Ukrayna füzesi olabileceğini söyledi. O kargaşada ki son birkaç gündür Rusya Ukrayna'nın belli başlı kentlerine kentlerini bombalıyor. Füze yağmuruna tutuyor ve özellikle enerji altyapısı hedefleniyor. Belli kentlerin enerji altyapısı tamamen harap edilmiş durumda. İşte o kargaşada savaş şart koşulları içerisinde hemen sınırın içindeki bir Polonya kasabasına da Füze düşmesi normal denildi. Zayiatta sınırlı olunca iki çiftçi veya köylü hayatını kaybedince bu konu kapatıldı. Fakat Liderler Zirvesi işte bunun için toplandı ve önemliydi. Bu kareyi de Alman Başbakanı Scholz paylaştı. İşte tam o yuvarlak masa toplantısı devam ederken öncesinde veya sonrasında Özellikle dört lider, resmin sol tarafında kalan dört lider, oturanlar Joe Biden ve Rishi Sunak, arkası dönük İngiltere Başbakanı, ayaktaki liderler sağda Macron ve solda Almanya Başb Başbakanı Scholz. Onların hararetli görüşmesi de böylelikle karelere takıldı. Peki Türkiye neden yok? Buna bakacağız. Türkiye lideri Erdoğan, Biden'la murat ettiği, hedeflediği görüşmeyi bir biçimde koparmayı başardı. Biden diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin aksine Erdoğan'a farklı bir mekanda daha kısa bir süre ayırarak en azından yasak savma kabilinden bir görüşme gerçekleştirdi. Ve e, Türkiye'de istediği fotoğrafı aldı. Bu fotoğrafta Türkiye gazetelerinde çıktı. Bitti gitti. Peki Erdoğan o masada neden yoktu? İşte o masada olmamasının bana göre dört nedeni var. Birinci neden ara bulucusun ara bulucu kal dediler. Bu Türkiye açısından olumlu bir neden. Yani Türkiye Rusya ile ilgili Rusya ile Ukrayna arasındaki konularda tahıl anlaşmazlığı gibi işte mesela Amerika ve Rusya istihbarat şefleri Ankara'da Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde buluştular bu konularda. Ara buluculuk yapıyor ve Erdoğan G20 zirvesinde yaptığı açıklamalarda Rusya ile Ukrayna'yı bir masa etrafında buluşturmayı ve Artık barışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Şimdi hal böyle olunca Türkiye'nin bir arabulucu pozisyonu var ve liderler de arabulucu ülke bu masada olmasın. Arabulucuysan arabulucu kal ve ara bulucunun böyle bir masada olması doğru olmaz diye düşünmüş olabilirler. Bu Türkiye açısından iyimser bir neden ya da olumlu bir neden. Fakat diğer nedenler pek öyle değil. Erdoğan'ı güvenilmez buluyor olabilirler ki e, bunun için çokça nedenleri var. Erdoğan e, yeri geldiğinde Amerika'ya, yeri geldiğinde Fransa'ya, yeri geldiğinde Almanya'ya kükreyen bir lider, sabah başka akşam başka konuşan bir lider. Pragmatizmin alasını uyguluyor, fırsatçılığın alasını uyguluyor. Sabah başka akşam başka konuşuyor. Üçüncüsü konuşmaların sızmasını istemiş istememiş olabilirler ki Erdoğan buradaki havayı Putin'e götürebilir diye düşünmüş olabilirler ki Bunda da haksız sayılmazlar. Bir dördüncü neden de yaptırımlara katılmadığı için davet edilmemiş olabilir Türkiye ki bunda da haklılar. Çünkü o masanın etrafındaki herkes Rusya'ya karşı yaptırım uyguluyor. Gerek G7 üyesi, üyesi olması hasebiyle gerek Avrupa Birliği, Avrupa Birliği liderleri de var orada komisyon ve konseyin başkanı gerekse e, NATO üyesi olmaları hasebiyle Türkiye G7 ülkesi değil ama NATO üyesi ve bu NATO yaptırımlarına uymuyor. NATO yaptırımlarına uymaması NATO'nun Rusya'ya dönük yaptırımlarına uymayan tek ülke olması bu ülkeler masa etrafındaki ülkeler başta Amerika olmak üzere İngiltere, Almanya, Fransa vesaire görmezden geliyor veya e, bir fiili durum olarak bunu kabul ediyor. Bunu çok da fazla mesele etmiyor. Erdoğan'ın neden masada olmaması belki böyle özetlenebilir. Fakat bu masa o kadar ses getirdi ki her ne kadar Polonya'ya düşen füze vesilesiyle bile olsa gene orada e, Rusya'nın Ukrayna işgali değerlendirildi ve İngiltere'nin e, belli başlı 3 gazetesinde de bugünkü sayılarında bu fotoğraf geniş bir şekilde açılmış ve manşetten verilmiş. Bu The Times, bu Financial Times, Financial Times'ın en tepesinde ve e, The Guardian, The Guardian'da ise e, İngiltere başbakanıyla ile Amerika baş, e, Başkanı'nın fotoğrafı var ki onlar da uzun bir görüşme yaptılar. E, doğal olarak bir ezeli ebedi müttefiklik var Amerika ile İngiltere arasında Biden'ın İngiltere Başbakanı'na e, ilgi göstermesi doğal. Şimdi biz dönelim buradan Türkiye'ye. Bir gün gazetesinin manşetini önemsiyorum bugün. Ee, i̇lk gün konuşan yetkililer sessizliğe gömüldü. İstiklaldeki saldırıdan bahsediyorum. 6 kişinin hayatını kaybetti. 81 yaralı. Saldırı sonrası Soylu konuştu ve sustu. İktidar yetkilileri taziye ziyareti dışında kadraja girmedi. Ev baskını ve gözaltı sis perdesini aralayamadı ve her yeni bilgi durumu biraz daha karmaşık hale getirdi diyor bir gün son derece haklı. Gözaltı var, örgüt yok. İlk dakika netliği yok. Erdoğan bekleniyor açıklama için. Çok soru ve çok endişe birikti deniyor. Ve bu fotoğraf çokça dolaşımdaki bu ilk günden beri de öyle ilk servis edildiğinden beri öyle. Çünkü şüphelinin, zanlının öyle diyoruz. Çünkü bu kadının ne kendi bu konuda güven veriyor, hal ve tavırları polisin işte ifade zaptı olarak basına servis ettiği veriler işte operasyonun biçimi ele geçirilmesi hareketleri tavrı pek çok uzman tarafından gerek güvenlik uzmanı tarafından gerekse bölgeyi tanıyan örgütleri bilenler tarafından çok militan gibi durmuyor diyorlar ve bu açıdan çekilen görüntü de yani kaçarken bir elinde telefon öbür elinde güller hemen sonrasında olayın hemen sonrasında 16-20 sıralarında pazar günü oldu kaçarken bu Görüntü de güvenlik kameralarına yansıdı deniyor. Fakat bu görüntü aşağı yukarı e, kadının başıyla aynı seviyede bir kamera. Güvenlik kameraları daha yukarılara konuşlandırılmıştır. Her ne kadar e, dükkanların veya restoranların o bölgede neyse artık mekanların da kendi güvenlik kameraları var ama onlardan da böyle bir görüntü alınması doğal mıdır? Çünkü yoldan yani yola konuşlanmış bir kameradan falan bahsediliyor ya da gezici bir kamera veya birinin üzerine takılı bir kameradan da bu görüntü alınmış olabilir deniyor. Bu konu biraz daha soru işaretlerini üzerinde topluyor. Buna da tam olarak cevap verilebilmiş değil. Görüntünün orijinalinin verilmesi ve hangi kamera tarafından tespit edildiğinin herhalde açıklanması gerekiyor ama bu yakın zamanda açıklanabilecek gibi değil. E ee, özellikle Kürt örgütlerinden çokça açıklama geldi ve biz bunu bir önceki yayında paylaşmıştık. Son açıklama PYD eş başkanı Salih Mişli'den geldi ve önemli şeyler söylüyor. Diyor ki, burada diyor Kobani özellikle diyor e, hedef alındı. E, i̇şte Afrin'den çıktı, işte Kobani'den çıktı vesaire denirken e, şüpheli ve zanlıyı takip eden veya işte Türk yetkililerinin e, zanlının Yol haritası geriye doğru 4 aylık temaslarını falan ortaya koyarken söyledikleri hikaye hep Kuzey Suriye'yi hedefliyor ve orada işte Kobani'yi işaretliyor. Ee, enteresan bir şey söylüyor Salih Müslim saldırıyı yapan kişiyi bizim bölgelerimizde kimse tanımıyor kişinin ÖSO gibi gruplarla bağlantısı var. Sultan Murat adlı gruba ait flamalarla çekilmiş fotoğrafları var. Kendisi de Kürt değildir diyor. Ve saldırıyı provokatif olarak değerlendiriyor. Kürtleri hedef aldığını söylüyor. Ve komplo diyor. Ve bu komployla da özellikle iç politika hedeflenmiştir diyor. Türkiye iç politikası hedeflenmiştir diyor. Bu açıklamayı da dikkat, dikkate almak icap ediyor. Diğer açıklamaların yanına koymak gerekiyor. Yine Ahmet Dicle... Ee, Buna dikkat çekmiş. Kısa bir süre önce Kobani sınırında yapılan tatbikatla Taksim saldırısı aynı planın parçası. Bahçeli'nin konuşması da bunu teyit ediyor. Amaçları ilk etapta Kobani ile Minbiç arasında bir hat çekmek ve kent merkezini kuşatmak. Bunun için zemin hazırlıyorlar demiş. Bir diğer konuda şu MHP şırnak güçlü konak ilçe başkanı Mehmet Emin İlhan. Kişinin sıfatına baktığınızda zaten <laughs> pek çok şeyi ele veriyor, ayrı bir konu ama işte böyle bir açıklama yapmış. Ee, i̇ddia şu, işte bu kişiye ait e, telefonla e, zanlı arasında istiklal saldırısının şüphelisi arasında iki görüşme gerçekleştiği veya üç görüşme gerçekleştiği. O da demiş ki e, benim adıma 2019 yılında benim rızam olmadan bir hat çıkarılmış. Ve işte diyor benim üzerimden partime bir oyun tertipleniyor falan diyor. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Şırnak Valiliği bu kişiyle ilgili açıklama yaptı. Yani esasen bu kişiyle ilgili e, soruşturma yapılması lazım. Ve bu konunun bilirkişiye havale edilmesi lazım. Belki dava konusu olması lazım. Bu kadar sıcak 6 ölüm var 81 yaralı var ve bir savcılık soruşturması alındıktan ardından bu kişinin ifadesi alınması lazım. Belki enterne edilmesi lazım. Her neyse irtibatları tespit edildiği için ve daha sonra da bu konunun açıklığa kavuşturulması lazım. Sen neden yani senin bu kişiyle ilişkin var mı yok mu? Gerçekten sana bir komplo mu kuruldu? Bu işi Şırnak valiliği üzerine alıyor. Yani bugüne kadar pek görülmemiş bir şey. Ve diyor ki işte diyor bu diyor yasa dışı yollarla diyor bu kişinin adına diyor bir işte hat e, tesis edildi ve e, yurt dışına çıkarıldı. Üçüncü şahıslara verildi filan falan. falan. E, yani diyor bu kişi diyor bu konuda masumdur. Suçsuzdur. Buna komplo kurulmuştur. Biraz evvel bu kişinin Mehmet Emin İlhan'ın verdiği ifadeyi teyit eden ve bir basın açıklaması yapılarak, resmi bir açıklama yapılarak hemen daha ilk gün e, bu kişi masumdur, bu kişi bir komplo kurbanıdır. Bunun üzerine gitmeyin falan deniyor. Yani burada nasıl e, devletin partileştiğini, partinin devletleştiğini ve koalisyon ortaklarının ilan edilmemiş AKP-MHP ortaklığının nasıl hemen her şeyi, savcılığı, polisi, jandarmayı, valiliği ve işte medyayı hemen her şeyi nasıl kullandığını ve nasıl e, istihdam ettiğini görüyorsunuz. Yeri yeri geldiğinde hukuk yeri geldiğinde de böyle örtbas etme çabası. Halbuki yığınla insan sadece telefonları aynı yerden sinyal verdi diye e, tutuklandı. E, cezaevinde hüküm giydi ve hala yatan yığınla insan var. Osman Kavala en yakın örnek. Telefonu Henry Barkey ile aynı noktadan sinyal verdi diye casuslukla yıllarca suçlandı ve sırf ondan dolayı 2 ila 3 yıl tutuklu kaldı. Son ondan aklandı başka bir nedenden dolayı hüküm giydi filan. Böyle yüzlerce belki binlerce insan var. Ama Onlardan esirgenen ilgi alaka ve sürat burada esirgenmemiş. Bir başka konu, bu Mehmet Emin İlhan konusuna biraz daha devam etmek gerekiyor. E, Twitter e, özür dilerim. E, Twitter'da evet bir anonim hesapta paylaşılan bilgiler de son derece çarpıcı. Diyor ki. İşte Diyarovic isimli bir hesap. Taksim'deki patlamanın üzerinden 72 saat geçti. Olayın azmettiricisi henüz netleşmemiş olsa da ipuçları giderek bir noktada toplanmaya başlıyor. Bu aşamada T24 haber sitesinin gündeme getirdiği Mehmet İlhan ismi üzerine eğilmek gerekiyor. T24'ün diliyle emniyetin HTS kayıtlarına göre İlhan'ın üzerine kayıtlı bir telefon hattıyla Ahlam Elbaşir'in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı tespit edildi. Şüpheli kadın. Günün sonunda bu iddia doğrulandı. Peki tüm bunlar bir tesadüf, tesadüf olabilir mi? Avukatlığını valiliğin üstlendiği Mehmet Emin İlhan, Şırnak'ın güçlü konak ilçesinde uzun yıllardır korucu başı olarak devlete hizmet eden Halit İlhan oğludur. Mehmet Emin İlhan, 2004'te İstanbul'dan Şırnak'a geri döndükten sonra aile bağları vesilesiyle önce koruculuk yapıyor. Ardından kademeli olarak uyuşturucu ve kaçakçılık işleriyle haşır neşir. Mehmet Emin İlhan, Irak-Türkiye arasındaki sınır kaçakçılığı işlerini organize eden isimlerden biri olmasıyla biliniyor. Ayrıca uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olarak adli sabıka kaydı var. İlhan'ın bu sektörlerde at oynatmasına vesile olan kişi ise Arslan Tatar. Arslan Tatar ayda en az 3 defa Şırnak'ı ziyaret eden Süleyman Soylu'nun yereldeki eli kolu olarak biliniyor ve her zamanki gibi onun da Süleyman Soylu'yla bir fotoğrafı var. Hem de iki fotoğrafı var. Paramiliter grupların organize edilmesi, ağaç kesim ihaleleri, sınır ticareti, uyuşturucu sevkiyatı gibi birçok işin idaresi Soylu'nun gölgesi Arslan Tatar tarafından icra ediliyor. T24'ün gündeme taşıdığı Mehmet Emin İlhan ise bu ilişki ağının önemli bir parçası. Mehmet Emin İlhan sadece Şırnak'ta bahse konu olan gayrimeşru işlerin gerçekleşmesinde rol almıyor. Aynı zamanda Arslan Tatar tarafından kendisine verilen özel görevleri de yerine getiriyor. Bu özel görevlerden biri de Ahlam el Beşir'in Türkiye'ye geçirilmesi. Arslan Tatar'ın Elbeşir ricası. 15 ay önce İlhan Arslan Tatar'ın ricasıyla Antep üzerinden Ahlam Elbeşiri Türkiye'ye geçirdi. Elbeşirin bağlı olduğu ekibe hat telefon temin eden ve Elbeşirin İstanbul'a ulaşması için lojistik sağlayan kişi yine Mehmet Emin İlhan'dır diyor paylaşılan bu tweetlerde. Evet. Dolayısıyla bu konu son derece önemli. Mehmet Emin İlhan zaten bu görüşmenin olduğu doğrulanmış. Yani kendine ait telefonla şüpheliyle iki kere görüşüldü. Doğru bu ortada. Sadece bu kişi hayır o diyor bana bir komplo benim adıma düzenlenmiş bir hat yurt dışına kaçırılmış ve bana bir bana ve partime bir komplo kurulmuş diyor. Yani görüşmeyi yalanlamıyor. E, son derece enteresan ve bu son çıkan iddiaların ardından daha da üzerine gidilmesi gereken bir konu ama üzerine gidilmeyecek. Neden üzerine gidilmeyecek? İşte valiliğin açıklamasından biz bunu anlıyoruz. Valilik apar topar bu açıklamayı yaparak bu ilişkileri bu, iş, bu ilişkilerin bilindiğini ve valilik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı ve bir an evvel bu kişinin Mehmet Emin İlhan'ın devreden çıkarılması gerektiğini gerektiği kararı alıyor ve hemen seferber olunuyor ve bu kuş hakkındaki bütün suçlamalar düşürülüyor. Basına talimat gidiyor, valilik açıklama yapıyor ve olay AKP MHP ile kapatılıyor. Süleyman Soylu'nun MHP irtibatı, Devlet Bahçeli'nin gözdesi olduğu da zaten bilinen bir gerçek. Yani burada valiliğin açıklamasını garipserken neden böyle bir açıklama yaptı, neden savcılığın işini üstlendi filan derken bunu da gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Çünkü bu kişi belli ki Mehmet Emin İlhan bir an evvel gözlerden uzaklaştırılması, bir an evvel aklanması ve bir an evvel temize çıkarılması, bu işten sıyrılması gereken bir kişiydi. Onun için hiç olmayan bir şey oldu ve valilik devreye girdi. Hadiseyi sanki biraz da böyle okumak icap ediyor. Dönelim iç siyaset demişken altılı masaya. Ee, daha önce paylaşmıştım Meral Akşener 12 Kasım'da Adana'nın İmamoğlu kazasına gitti ve orada İmamoğlu'ndayız diye dört kare fotoğraf paylaştı ve bu da enteresan bir göndermeydi esasen Ekrem İmamoğlu'na. Çünkü şey Akşener her yerden böyle paylaşım yapmıyor. Yaptığı yerler var ama her yerden böyle paylaşım yapmıyor. Ekrem İmamoğlu almış mesajı zaten. Meral Hanım'ın mesajı çok şıktı. Jest olarak gördüm diyor. Evet. Yarın genel başkanımız da gitse o da aynı espriyi yapabilir. İmamoğlu'ndayız diyebilir demiş. Hoşuna gitmiş belli ki Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'in yaptığı bu jest. Fakat altılı masada önemli bir konu var. Emin Özgönül Sözcü Gazetesi'nde listelemiş liderler kritik kararlar aldı diyor ve bunlar hayata geçecek diyor. O iki sayfalık altılı masanın son toplantısı ardından paylaşılan bildiride bunlar yok. bu maddeler var ben hepsini okumayacağım siz görüyorsunuz. Fakat Cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne almak, 7 yılla sınırlamak süresini, veto yetkisini kaldırmak. Seçim barajını %3'e düşürmek, e, gen soru mekanizmasının geri gelmesi e, ve mecliste en çok sandalye sayısına sahip olan partinin hükümet kurması e, gibi konular var. Hakimlerce Hakimlere coğrafi teminat e, güvencesi sağlanması ki artık hakim verdiği karardan dolayı sürülmeyecek. Adalet Bakanı ve Müsteşarı'nın HSK'dan çıkarılması, e, RÜTÜK, TRT, Anadolu Ajansı gibi kurumların tarafsız olması ve kamu sınavlarında mülakata son verilmesi gibi <laughs> e, enteresan düzenlemeler var. Bazı düzenlemeleri de tekrar ihtas edilecek. Mesela üniversite rektörlerinin öğretim üyelerince seçilmesi gibi. Bunlar mühim şeyler. Ah keşke olsa e, dedirten, e, dedirtecek gelişmeler. Eğer gerçekten güçlü, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem Murad ediliyorsa, evet bunları yaparlarsa, bu maddeleri eksiksiz hayata geçirirlerse, işte o zaman güçlendirilmiş parlamenter sisteme biz de evet parlamenter sistem güçlendirilmiş deriz. Eski parlamenter sistemi çok iyi bilen biri olarak yerinde takip etmiş biri olarak söylüyorum. Ekonomi. En son Fitch Türkiye bankacılık sektörünü uyarmış. Ekonomistlerin yayınlarını yazılarını dikkatle takip ediyorum. Özellikle son dönemde e, Türkiye'nin bir kara kışa girdiği konusunda hem fikirler Öyle ki Türk lirasının Kışı hastalanmadan atlatması mümkün değil analizleri yapılıyor. Hatta hasta ölecek diyen de var. Türk lirası açısından gerçekten son derece hassas bir sürece hassas haftalara aylara girdik. Aralık, Ocak öyle görülüyor. Ficin uyarısı da böyle değerlendirilmeli. İstanbul'daki ortalama kira fiyatlarına bakar mısınız? İstanbul ortalama kira, kira fiyatları Sarıyer'de 28.500. Beşiktaş'ta 22.200, Beyoğlu'nda 15.500, Şişli 14.700, Kadıköy 17.000, Bakırköy 16.000. Aşağı doğru inelim. Yani arkadaş Sultan Gazi'de bile 5.900, Sultan Beyli'de bile, Sultan Beyli'de gidip oturur musunuz? 5.300. İstanbul değil yani Sultan Beyli. İzmit'e daha yakın belki bilmiyorum. Çatalca'da 4950, Sancaktepe'de 6500 uçmuş gitmiş kiralar. Silivri'de 4620. Evet. Böyleyken böyle. Ve bugün manşetin son notu gazeteci meslektaşımız Ahmet Erkan özlü 15 Kasım sabahı evi aranarak gözaltına alındı. KHK TV'nin kurucularından YouTube'da yayın yapıyor. Tek işi, tek misyonu KHK'lılara mikrofon uzatmak, onların dertlerini, sıkıntılarını, gündemlerini taşımak, seyirciyle buluşturmak. 15 yıllık diplomasi ve savaş muhabirliği ardından Anadolu Ajansı'ndan KHK ile atıldı. Ve o da bir KHK'lı olarak KHK'lıların sesini duyurmak üzere KHK TV adlı insan hakları kanalının kurulmasına öncülük etmişti. Evet. Kiminle? Birkaç yıl evvel hayatını kaybeden gene bir KHK'lı olan Haluk Savaş hocayla birlikte diyoruz ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Her zamanki gibi uyarımızı tekrarlayalım. Yayınlardan memnunsanız beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Biz gücümüzü sizden alıyoruz. Sizin desteğinizle devam ediyoruz ve bütün, bütün bağımsızlığımız, tarafsızlığımız, objektifliğimiz hepsi ve hepsi sizin desteğinizle devamlılığı olacak konular. Herhangi bir patrondan, herhangi bir odaktan, herhangi bir örgütten, herhangi bir devletten, herhangi bir fondan ki bunlar da yanlış şeyler değil. Böyle de gazetecilik yapılabilir ama biz böyle gazetecilik yapmayı tercih etmedik. Etmemeye de çalışıyoruz. Gerçekten son derece küçük gelirlerle, ancak çorbamızı kaynatacak kadar gelirlerle bu faaliyeti sürdürmeye gayret ediyoruz. Sizin yapacağınız şey çok basit o bizi seyrettiğiniz ekranlara tekrar bir dokunmak. Beğeni tuşuna dokunmak. Abone değilseniz abone tuşuna dokunmak. Bildirimleri açmamışsanız bildirimleri açmak ve böylelikle yayınlarımızdan haberdar olmak. Bazı seyircilerimiz bize ulaşamadıklarını, bazı yayınlarımızı göremediklerini söylüyorlar. Sadece benim yayınımı değil, Mustar ekranlarındaki başka yayınları da Aradıkları halde, YouTube'da search yaptıkları halde ulaşamadıklarını söyleyenler de oluyor. Twitter adresine bakıp elbette oradan linke tıklayabilirler ama bunun çok kolay bir yolu var. Abone olup bildirimleri açarsanız ki 400 bine yakın abonesi var Monster Televizyonu'nun ve abone olup bildirimleri açarsanız düşen, yayınlanan bir videodan anında haberiniz olacak. Bu kadar basit. Tekrar arama zahmetine falan girmeyeceksiniz. Bundan dolayı da kimsenin başına bir şey gelmedi, gelmiyor. Herhangi bir tereddüdünüz olmasın. Çokça sorulan sorulardan biri olduğu için söylüyorum. Diyor ve manşeti bu son notla noktalıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.